Oğlum bir rahat dur da adam işini yapsın. Şık şık sinir oluyorum. Gireceğim buna ya. Şıklatmasana. Ama Berber abin öyle... Şıklatma. Tamam abi. Merak etme. 10 yıldır buraya geliyorum, daha kimsenin kulağını kesmedi. Koş sen, arabada bekle. Ama daha tıraş olmadım. Çık dedim. Hayırdır dayı? Kâkülleri kısaltmaya mı geldim? Bir küçük imtihan etmeye geldim kardeş. Niye kendin geldin dayı? Yolladıkların yetmedi mi? Bunu mu diyorsun ha? Bizim için öldü bu. Eskiden iyi bir kardeşimizdi. İçerideyken beni o tıraş ederdi. Şimdi seni çok sevdiğine göre daha iyi kesecektir sakalını. Hadi yap işini. Dikkat et. Üstüne sıçratma. Berber dediğinin bileği kadar dili de kıvrak olmalı kardeş. Hadi o eksiği de ben tamamlayayım bari. Güvercin gerdanlığı nedir bilir misin kardeş? Güvercinin boynundaki o kırmızımtırak tüyler vardır ya. Bir kere taktı mı güvercin o tasmayı boynuna, başka birisini sevemezmiş. Ama bazen fazla sevgiden güvercinler birbirlerini de öldürürlermiş. Birbirlerinin gırtlağını deşerlermiş fazla sevgiden. O yüzden o kızıl tasmaya da güvercin gerdanlığı derlermiş. Madem bu kadar çok sevdiniz birbirinizi, bakalım kim takacak o gerdanlığı boynuna? Madem ikiniz de hasmımsınız artık, geldik sınavın son sorusuna. Biriniz ölürse diğeriniz sağ çıkacak buradan. Bakalım kim daha çok seviyor diğerini? Kim takacak o gerdanlığı boynuna? Müjdemi isterim kardeş. Sınavı geçtin. Cehennemde iyi bir yer kazandın mı bari dayı? Hala anlamadın kardeş. Kendi adamlarımı kendim sınarım. Sınandın, sınavı geçtin. Gel. Gel, gel. Gel. Bak. Da mezuniyet hediyen. Ne yapıyorsun sen dayı? Dur dur dur, bu sefer de ben bulayım. Beni takip ettirdin. Serdar'ın da işin içinde olduğunu öğrendin. Kaseti aldın. Bana veriyorsun ki Serdar'ı da temizleyebileyim. Doğru anladın mı? Ömer'in intikamını aldıracaksın bana. Saatler olsun kardeş.
Ramiz, hatırladın mı? Amma yaptın Ramiz. Sana bir ipucu vereyim. Senin dosyayı ben hazırladım. Başbakanlığa ben gönderdim. Bütün açıklarını ben buldum. Arkadaşlarla aranı ben açtım. Demir Yusuf. İddianameyi ben onayladım. Delilleri ben yerleştirdim. Hatırladın mı şimdi Ramiz? Seni ben sorguladım. Onu hatırladın mı? Kaç sene oldu? 19. Seni içeri ben yolladım Ramiz. Ne güzel günlerdi. Teksas gibi ha? Değil mi? Teksas halt etmiş. İyi söyledin. O zamanlar Kenan'ın ricasıyla seni ben devirdim Ramiz. Çok zaman oldu. Büyümüşsün. Tanıyamadım. Şöyle tanı amcacığım. Bu koca dünyada bunun içine senin çalıştığın adamları koyuyorum. Geçmişten adamları. Hayratlı. Onu koyuyorum. Selma mıydı gazinodaki o karı? Onu da koyuyorum. Bak ne diyorum. Kenan. Onu da koyuyorum. Hepsinin arasında bir tek ben. Senden hiç korkmadım Ramiz. Ben seni aldım savurdum. Sen karşımda titredin. Bana hep beyefendi dedin. Özür diledin. Ceketini ilikledin sorguda. Ben senin kafana pabucumla bastım Ramiz. Hatırladın mı? Hatırlattığın iyi oldu. Hatırladım. Şimdi bu yaşında gençten birinin arkasına sığındım. Ben de bu gece onun dükkanını yerle bir ettim. Bu alem senindir Ramiz. İlkel çağlarda. Sonra benim oldu. Şimdi sen de benim karşımda duracaksın diyeceğim ama... Ayakların tutmuyor lan ihtiyar. Halinden utan. Ayaklarım tutmadığı için kalkıp gırtlağına sarılmıyorum senin, Demir Yusuf. Ama hiç unutmadım, Demir Yusuf. Hiç unutmadım. Onca yıl hiçbir dakika unutmadım seni. Yusuf, sen niye buradasın ha? Tesadüf mü zannettin Yusuf ha? Tesadüf mü? Bak o dosyanın içine Ramiz Karaeski diye geçen hiçbir şey tesadüf değil. Senin şimdi burada olman 20 yıldır belli Demir Yusuf. Niye mi? Çünkü ben seni hiç unutmadım. Beni karşına mı alacaksın? Deli misin sen ha? Biz deliyiz. Bak şu pencerelerden. Gölgeleri görüyor musun Demir Yusuf? Gölgeleri görüyor musun? Onların kim olduğunu biliyor musun? Hatırlıyor musun? Savaş mı açacaksın bana? Onlar seni hiç unutmadı. Hiç. Kötülük ettiğin, eziyet ettiğin, ailelerini üzdüğün bu insanlar seni hiç unutmadı. Sen onları hatırlıyor musun? Yirmi yılda çok arkadaş edindim Demir Yusuf. Onlarla ortak bir yanımız vardı. Neydi biliyor musun? Sendin. Sen. Yirmi yılda çok hazırlık yaptım. Çok insan yetiştirdim. Ama birini sadece senin için yetiştirdim. Sadece senin için.
Ezel. Kısık sesle söyle, duyar gelir. Kafayı yemişsin sen. Ali, Kerpeten Ali. Dayı. Bana ait bir şey var sende, unutmuşum. Sende mi hala? Bende dayı. Bir zahmet onu bana gönderiver kardeş. Gel de al kardeş. Ha, öyle mi? O kadar mühim değil canım. Vermek istemiyorsan sende kalsın kardeş. O kadar yani. O kadar kardeş. Gerisini seni görünce yüzüne söyleyeceğim, merak etme. O zaman hemen söyle dayı. Bekleme. Söyle yerini görüşelim. Yalnız gelemem. Benim de bir çift lafım var sana. İki çay buraya. Bir de söyle. Arkadaşlar, dayı yalnız konuşacak. Dayı. He. Bu mudur senin yalnız gelme? İnsanın dostu çok olunca yalnız kalması zordur kardeş. Asıl düşmanı çok olunca yalnız kalması zordur dayı. O zaman bırak elindekini, git buralardan. Biz de seni yalnız bırakalım kardeş. Bunun için geldim ben de dayı. Seni artık biraz tanıyorum ya ben de. Sen beni az evirip çevirmedin. Sağlam adamsın ha. Sen benim gördüğüm en sağlam adamsın. Sağ ol yeğen. Üstüne bir de mezeli koy. Herif şeytan gibi. Siz ikiniz bir olacaksınız bana karşı. Üstüme bahse girmez herhalde kimse. Doğrudur kardeş. Bahar vardı. Hani akşam postu kurtarıyorduk. Yastığa kafayı vuruyorduk. Hayal ediyorduk be abi. O da yok. Tevfik vardı. Tevfik. O anlıyordu benim halden. Onunla da batırsak da sıcaktı. Yani güzel işte o da. Şimdi ne var kardeş? Şimdi bir bok yok. Ha. Ben bir başıma. Size karşı. Gülerler lan. Yani ben çok akıllı değilim de o kadar da aptal değilim. Siz ikiniz beni harcarsınız. Doğru mudur? Doğrudur. Yani delilik de güzel de. Ve bir noktada yani bir durmak gerek. Ne veriyorsanız alıp kaçmak gerek. Doğru mudur? Doğrudur. İşte ben de onun için geldim dayı. Onun için geldim.
Bir yere kaçmıyorum. İyi. Güzel. Anlaşma olmaz yeğen. Bu çocuk sonuna kadar gidecek işin. Yaşıyor mu Tevfik? Yaşıyor, dur. Ama bu işin sonu belli. Neredeler dayı, bulabilir misin? O kolay yeğen. Bekliyor bizi. Hazırlık yapmıştır. Adam toplamıştır. Dayı, gerekirse tek başıma girer çıkarırım adamı. Saçmalama yeğen, bu işin şakası yok. Böyle çatapata olmaz bu iş. Yarın sabaha kadar bekleyeceksin. Bak Ezel, duydun mu beni? Yarın sabaha kadar bekleyeceksin. Tamam mı? Tamam. Olmuştur buraya gelmeyeli. Özledim diyeceğim ama hiç özlememişim. Ne harika değil mi? Medeniyet bu işte. Ne güzel oturuyoruz karşılıklı. Ama sonunu hazırlıyorsunuz birbirinizin. Öldürmek istiyorsunuz birbirinizi. Kendiniz yapamıyorsunuz sadece. Dayı sana bir şey yapsa, sevdiği herkese sonra ne olacağını biliyorum. Sen dayıyı kendin öldürsen intikamın tadı çıkmaz. Medeniyete bak. Ramiz abi, reddedemeyeceğim bir teklif mi yapmaya geldin bana? Öyle. Ama önce bir hikaye anlatmak istiyorum Ezel'e. Buranın hikayesini. Aa, ne güzel. Bayılırım hikayelere. Sen başla o zaman. Hay hay. Burası Jilet Ahmet diye bir adamındı zamanında. Arkadaş jilet gibi giyinir. İtalyan ayakkabılar, viryantinli saçlar, artistin önde gideni. Ramiz abinin de hemşerisi. Aldı onu yanına ama... Desturu yoktu adamın. Desturu yoktu. Yolu yordamı bilmezdi. Ondan alır buna verir, bundan alır ona verir. Siyaha beyaz der, beyaza siyah. Yanlış yapardı. Ama en büyük yanlışı bu arkadaşın, Ramiz Karaeski'nin önünde durması. Ben öyle hatırlamıyorum. Ben de çocuğum o zaman. İnandım. Bırakmasam İkimizi de harcarlardı orada. Dayı, niye anlattın bu hikayeyi bana? Azat'la Selma'ya dokunmayacaksın. Hay hay. Torunumu bırakacaksın. Nereye isterse gidecek. Denerim. Kandırdın beni dayı. Yeni mi anladın? Ezel'e dokunmayacaksın. Dayı! O benim son oğlum. O hayatta kalacak. Peki. Dayı, sen vazgeçmezsin. Sen pes etmezsin. Sen değilsin bu adam dayı. Değilim ya. Bu seferlik Ramiz Karaeski değilim. Ben... kendi torunumla savaşacak adam değilim. Hoşça kal ya. Sen hayatı kaçırma istedim. Ben son kabadayının son trenini. Hadi eyvallah. Dayı!